أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizin hem dünyasını hem ahiretini mamur eylesin. Yüce Rabbim bize, eşlerimize, çocuklarımıza, aile bireylerimize, komşu akrabalarımıza, ibadet sevgimizi, takvamızı, ihlasımızı gün be gün ziyade eylesin. Kendisine aşık olanlardan eylesin. Kur'an'ına, dinine aşık olanlardan eylesin. Ahiret hazırlığını ayık ve uyanık bir şekilde gerçekleştiren kullarından eylesin. İşinde bulunduğumuz Ramaz Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde idrak edip ihya etmeye muvaffak olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim, kalbimizde, kalıbımızda, midemizde, ağzımızda ve bütün organlarımızda oruç tutabilmeye her birimizi muvaffak eylesin. Midemizi helal olan lokmalardan dahi Ramazan münasebetiyle engellediğimiz gibi gözümüzü haram bakışlardan, kulaklarımızı haram ve günah dinleyişlerden, kalbimizi kötü duygu ve huylardan Rabbim Tecrid eylesin. Kalbiyle, kalıbıyla, ahlakıyla, tavır ve davranışlarıyla oruç tutabilen ahassul havas, en kaliteli insanların orucuna imrenen ve orucunu öyle yapmaya gayret eden bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim, nasıl ki gündüz oruçlu olmamız münasebetiyle bir lokma yemek yemeyi haram ve günah görüyor. Bir lokma su içmeyi haram ve günah görüyorsak aslında helal olan bunları Ramazan münasebetiyle oruçluyken haram olduğundan dolayı bunlardan kaçınıyorsak, bile bile bunları yapmıyorsak aynı şekilde Ramazan-ı Şerifte ve Ramazan-ı Şerifin dışında haramlar karşısında daima böylesine hassas olmayı Rabbim her birimize ikram eylesin. Ramazan-ı Şerif'te Müslüman olduğu halde oruç noktasında tembellik ve gevşeklik gösterenlere Rabbim hidayetler nasip eylesin. Müslüman yavrusu ve Müslüman olduğu halde Ramazan-ı Şerif'te herkesin gözü önünde, sokakta, caddede, parkta, orada, burada, kalabalık insanların gelip geçtiği yerlerde oruca, oruç tutan insanlara saygısızlık yaparak sigarasını içen, bir şeyler aleni olarak yiyenlere de Rabbim hidayetler nasip eylesin. En azından önce oruç tutanlara karşı saygılı olmayı, daha sonra oruç tutanlardan birisi olabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Kıymeti izleyenlerim, Mişkatül Mesabih isimli hadisi şerif kitabımızın oruçla ilgili bölümünden Ramazan münasebetiyle okuyacağımız hadisi şeriflerden birincisi, Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh'ten mervidir. Diyor ki: "Dakhala Ramadan'u Ramazan ayı girdi. Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdular. İnne hada şehra kad hadarakum. Şüphesiz bu Ramazan-ı Şerif ayı artık sizi kuşatmıştır. Size hazır ve nazır olmuştur ve fihi leyletun hayrun min elfi şehrin. Ramazan ayı deyip geçmeyin. Bunun içerisinde bir gece vardır. O bir gece ama ne gecedir be. İçinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. İşte bin aydan daha hayırlı bir geceyi içerisinde barındıran bir Ramazan-ı Şerif ayının içerisindesiniz. Dikkatli olun ey ümmetim demiştir. Dolayısıyla kıymetli izleyenlerim biz de böyle bir ayın içerisindeyiz. Birinci gününden son gününe kadar her gecesinin Kadir Gecesi olma ihtimali var mıdır? Elbette Ramazan-ı Şerif'in içerisinde Kadir Gecesi'ni Cenab-ı Hak saklamıştır. Son 10 gecede, son 10 gecenin tek gecelerinde 25. gece, 27. gece bunların hiçbirisi garanti değildir. %100 değildir. Zaten %100 olsaydı o zaman hep 27. gece derdik. Başka bir görüş ortada olmazdı. Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indiği kesindir. Ama Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin değildir. Bunda da elbette esrar-ı ilahiye çoktur ama sebeplerden birisi de eğer Kadir gecesi yüzde yüz şu gecedir denmiş olsaydı insanlar onun faziletini elde etmek için sadece o geceyi ederlerdi. Diğer geceleri tembel tembel, mıy mıntı uyuşuk uyuşuk geçirirlerdi. Halbuki Allah Celle ve Ala Hazretleri bunu saklayınca gecelerin içerisinde böyle faziletli bir geceyi yakalayabilmek için efendim muhtemel olan bütün geceleri ihya etmek en akıllıca davranıştır. Dolayısıyla وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَارٍ Bin aydan daha hayırlı, 80 küsür seneden daha hayırlı bir gece var. Ne demektir bu 80 küsür seneden daha hayırlı bir gece ne demektir? Yani böyle bir geceyi ihya eden kişi sanki 80 küsür seneyi ihya etmiş gibi. Ki malumunuzdur bir insan 80 küsür seneyi başından sonuna kadar ihya edemez ki nasıl ihya etsin? Gecesi var, gündüzü var, çalışması var, dünya dünyevi işleri var, uhrevi işleri var. Yani 80 küsür seneyi başından sonuna kadar ibadetle geçirmiş olsa bir insan nasıl bir fazilet elde ederse Kadir gecesini başından sonuna kadar ihya eden insan böyle bir fazileti elde etmiş oluyor. Bunun şakası yok. Yani bu Rabbimizin orijinal ifadesiyle Leyletül Kadir <laughs> hayrun min el şehrin, Kadir gecesi içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an ifadesidir bu. Dolayısıyla hani bu sahih midir değil midir e, e, raviler nedir ne değildir böyle konuşulacak bir şey değildir. Yani ayet olduğundan dolayı e, bunun e, mütevatir olan Rabbimizin orijinal ifadesinde bin aydan daha hayırlıdır. Nerede kalsın ki? Sahih hadisi şeriflerde de bu ifade geçmiş olsa bizim için aynen Kur'an-ı Kerim kesinlik ifade ettiği gibi sahih kaynaklarda da ifade edilenler kesin ifade e, gerçeği ifade etmiş olur. Bu vesileyle kaçırılabilecek bir gece değildir. Hele basiret sahibi olan bir insanı kolay kolay kaçırabileceği bir gece değildir. Bizim şöyle bir dezavantajımız var diyeceğim. Türk milleti olarak biz hep 27. geceye odaklanmışızdır. 27. gece bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama diğer geceleri, son 10 gecesi, son 10 gecesinin tek geceleri bu bu gece de Kadir Gecesi olabilir ihtimaliyle biraz daha efor sarf etme alışkanlığımız pek olmamıştır. Oysa buna ihtiyaç vardır. Ramazan-ı Şerif'in neden son 10 gününde aleyhissalatü vesselam Efendimiz itikafa girerdi ve son 10 gün geldiği zaman farklı bir ibadet boyutuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giriftar olurdu. Çünkü o son 10 gününün içerisinde geceler, kadir gecesi olma ihtimali daha büyük olunca camiye kilitleniyordu tabiri caizse odaklanıyordu, camiden çıkmıyordu. Zaruri ihtiyaçların dışında daima Rabbisiyle irtibat halinde yani ibadet ve zikirle Rabbisiyle irtibat halinde oluyordu. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ min elfi شَهْرٍ Bu Ramazan ayı içerisinde öyle bir gece vardır ki خَيْرٌ مِنْ elfi شَهْرٍ Bin aydan daha hayırlıdır. Men حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ bir insan Kadir gecesinden mahrum kalırsa bu insan var ya bütün hayırlardan mahrum kaldı demektir. Ne demek ya? Bir gece hadi en uzun gündüz gecelerden olsa 12 saat, 14 saat, 15 saat elbette 24 saat olacak değil ya. Yani 12 saat diyelim ortalama. 12 saatlik bir gece içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır daha fazla kazanç insana sağlamış olacaktır. Bu ümmetin Muhammed'in ömürleri geçmiş ümmetlere e, nazaran daha azdır. Peki onların senelerce yapmış olduğu ibadeti ve o ibadetle ulaştıkları dereceleri bu ümmet nasıl kazanacak, nasıl elde edecek? Elbette bir Kadir Gecesi 80 küsür senelik derece bize kazandırmış olacak. İnsanın ömründe 10 tane Kadir Gecesi ihya etmiş olsa 800 küsür senelik mesafe kat etmiş olacak. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu ümmete lütfetmiş olduğu fezail ve kemalattandır. Bunu kaçırmamak lazım. Vela la yuhramu hayraha illa kullu mahrumin. Yani ancak böyle tamamen bahtı kapalı insanlar bunun hayrından mahrum olur. Yani ne demek istiyor? İnsan, Müslüman odaklanması lazım Kadir Gecesi'ni kaçırmamak için her türlü fırsatı en güzel şekilde bilinçli bir şekilde değerlendirmeli. Ve Selman el-Faresi radıyallahu anhu. Bir sonraki hadis-i şerif Selmani Farisi'den rivayet ediliyor. "Kale khatabana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi akhiri yom min Şaban." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Şaban-ı Şerif'in son gününde bize bir hutbe irad etti. Artık Şaban'ın 29 veya 30'u Ramazan burnunu tabiri caizse dayadı. Fakale şöyle buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ya yuhennas ey insanlar kad adallekum şahrun azimun çok büyük bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Şahrun mübarekün bereketle dolu bir aydır. Gecesiyle gündüzüyle bereketle dolu bir aydır. Şehrun fihi leyletun hayrun min elfi şehrin. Öyle bir aydır ki bu ayın içerisinde efendim bir gece vardır ki o gece bin aydan daha hayırlıdır. Gecesi bin aydan daha hayırlı. Gündüzüyle ilave edersek, gündüzü de işin içerisine katarsak kim bilir ne kadardan daha faziletli olmuş olur. Ceallahu sıyamehu feridaten. O Ramazan ayının orucunu Allah Celle Celaluhu farz kılmıştır. وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا Gecesini, kıyamını teravih ve benzeri ibadetlerle gecesini değerlendirmeyi de تَطَوُّعًا yani müekket bir sünnet kılmıştır. Her kim bu kıyamı gerçekleştirirse büyük bir sevap elde etmiş olur. Her kim bunu terk ederse de büyük bir sevaptan mahrum kalmış olur. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz devamında Men teqarrabe <laughs> fihi bi khasletin minel khayri kâne kemen eddâ ferîzaten fîmâ sivâhû Ramazan-ı Şerif ayında bir insan Allah Celle ve Ala Hazretlerine gecesi veya gündüzünde Ramazan-ı Şerif'in gecesinde veya gündüzünde nafile ibadetlerden sünnet olan ibadetlerden herhangi birisiyle yaklaşacak olsa kane kemen edda farizaten fima sivâhû Ramazan-ı Şerifin dışında bir farz eda eden insanın sevabı gibi sevap almış olur. Umen edda farizaten fihi Ramazan-ı Şerif ayında ama bedeniyle ama malı ile ilgili bir farzı eda eden kane kemen edda seb'ine farizaten fima sibahu Ramazan-ı Şerif'in dışında 70 tane farz eda eden insanın sevabı gibi sevap alır diyor Ali sallallahu aleyhi efendimiz. Kıymetli izleyenlerim, İmam Rabbani Kulliss-i Sirru Hazretleri mektubatında farzların değerini anlatırken der ki: "Farzlar okyanusa benzer, sünnetler de o okyanusun yanında bir damla gibidir." Bunu söyledikten sonra bir terakki daha yapıyor. Diyor ki ah keşi bir damla kadar olabilseydi. Daima bunu naklederken kardeşlerimle, cemaatimle, dostlarımla, izleyenlerimle şunu paylaşmak isterim. Bu ifade asla sünnetin küçüklüğünü ifade etmek için kullanılan bir ifade değildir. Çünkü sünnet peygamber sünneti olduktan sonra küçük olmaz. Bu farzın büyüklüğünü ifade etmek için kullanılmıştır. Çünkü Sünnet olan namazlardan diyelim ki gece kalkıp tecavüz namazı kılmak. Misal: E Cenab-ı Hak celle celaluhu onun faziletiyle ilgili Es-sahibe tecafa cunubuhum anil mazaciy yed'un rabbuhum khaufam ve tama. Ve mimma razaknahum yunfikun fe la ta'lamu nefsun ma lehum min qurrat a'yun. Yani bazı kullarım geceleri kalkarlar, yataklarından uzaklaşırlar. Rablerine dua ederler bir taraftan korku bir taraftan ümit içerisinde. Efendim bir de infak ederler, cömert olurlar. Fela la ta'lemu hiçbir kimse bilemez ma uhfiye lehum min qurrat ayun. Onları yarın ahirete memnun ve mesrur edecek ne büyük nimetler hazırlandığını kimse bilemez. Şimdi buraya baktığımız zaman nafile ibadetler küçümsenecek şeyler değillerdir. Ki hadisi kutsi'de de kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır, 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 yaklaşır. Artık yaklaşa yaklaşa öyle bir noktaya gelir ki o çizgiyi açtıktan sonra benim sevgili kulum olur. Özel sevdiklerimin listesine girmiş olur. Özel sevdiklerimin listesine girince ben onun gören gözü, işten kulağı, yürüyen, ayağı tutan eli olurum diye üstün bir ifade vardır. Yani nafile ibadetler küçümsenecek şey değillerdir. Can kurtaran simidi gibi onlara ihtiyacımız vardır. Ancak farzlarla kıyaslandıkları zaman neye benzer? Bu göklere benzer. Birinci kat semayı yeryüzüyle kıyasla yaparsan aa, ne kadar yüksektedir birinci kat sema değil mi? Peki birinci kat semayı ikinci kat sema, ikinci kat semayla kıyaslayacak olursak ne kadar aşağıdadır? Ya yedinci kat semayla kıyaslayacak olursan o aşağıların aşağısındadır. Demek ki birinci kat semayı yeryüzünden baktığımız zaman çok yüksektedir. Ama ikinci kat semadan baktığımız zaman çok aşağıdadır. 7. kat bakarsak aşağıların aşağısındadır. İşte nafile ibadetlere de eğer dünyadan bakarsa gökler gibi çok yüksektedir. Ama farz ibadetlerden bakacak olursak o zaman birinci kat veya iki, affedersin, ikinci kat veya üçüncü kat semadan veya daha yukarısından bakmak gerekir ki o zaman çok aşağıdadır. Şimdi Ramazan-ı Şerif ayında bir sünneti bir insan icra ederse, eda ederse Sanki Ramazan-ı Şerif'in dışında bir farz eda edince ne alıyorsa bu sünneti kılınca, sünneti eda edince, gerçekleştirince bir farz sevabını almış oluyor. Peki Ramazan-ı Şerif ayında farzlardan bir farzı gerçekleştiren ne almış oluyor? Ramazan-ı Şerif'in dışında 70 tane farz eda eden, ifa eden insana ne veriliyorsa bu insana da Ramazan'da eda ettiği farzdan dolayı böyle bir mükafat veriliyor. Kıymeti izleyenlerim, yani Cenab-ı Hak tabir caizse hazinenin kapılarını sonuna kadar açtı. Haydi kulum nafilen böyle. Haydi kulum sünnetler böyle. Haydi kulum farzlar böyle. Gecesi böyle, gündüzü böyle. Bahşişleri açtım çuvalın ağzını tabir caizse. Hazine kapılarını açtım. İsteyenler gelsinler. Vereyim diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Ramazan bereketidir. Çünkü Ramazan-ı Şerif gecesiyle gündüzüyle bereket ayıdır buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve huve şehru sabri. Ramazan-ı Şerif ayı sabır ayıdır diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ne demek sabır ayıdır? Zaten oruç bir sabırdır. Çünkü hele hele yaz mevsiminde, sıcak bir mevsimde, bilhassa çiftçi olan kardeşlerimiz, fabrikada zor işlerde çalışan, koşan piyasada koşuşturan kardeşlerimiz. E şimdi imsak vaktinden itibaren başlayacak öğlen yaklaştığı zaman, güneşin sıcağı bastığı zaman, bir taraftan terleyecek, bir taraftan susuzluk efendim bastırmaya başlayacak. Bu insan akşama kadar, güneş batıncaya kadar canı istese de su içemeyecek, yemek yiyemeyecek. Neye alışmış oluyor burada? İnsan Allah için sabretmesini alışmış oluyor. Yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden kendisini oruç niyetiyle men etmiş oluyor. Aman bunlardan birisini yapacak olursam bilinçli bir şekilde Ramazan'da yapacak olursam bir haram işlemiş olurum. İki 60 gün, 61 bir gün bunun biri de kefareti vardır diye efendim e, frene basmak mecburiyetinde kalıyor ve böylece insan sabretmesini öğreniyor. Ne kadar sigara tiryakisi varsa Rabbim hepsini kurtarsın. İçkiye muhtela olanlar Rabbim kurtarsın. Kötü alışkanlığa muhtela olanlar Rabbim kurtarsın. Ama şunu paylaşayım sigara tiryakisinin sigarayı bırakması çok kolay değildir diyorlar. Ee, ama bu sigara tiryakileri Ramazan'da sahurda diyelim ki sigarasını içti. Allah kurtarsın diye dua ettim. Ama e, gündüz hele hele ikindiye kadar akşama bir saat kalıncaya kadar sigara hiç aklına gelmiyor. Çünkü içmeyeceğini içemeyeceğini bildiği için artık onu kafasından beyninden silmiştir. Ama iftar vakti o bir saat kalınca, Az kaldı geldi geliyor vakit çıktı artık içebileceğim diye beyin bu sefer ona odaklanınca e, beyine vuruyor sigara akşamı zor bekliyor ya bu kardeşim 11 saat bekledin 12 saat bekledin 1 saat onu da bekliyor ama balatalar yanmaya başlıyor ezan okununca hurma ile veya su ile oruç açacak yerde çakmakla orucunu açmış oluyor efendim neyi anlatmaya çalışıyorum burada? O sigara içen insan veya sigara tiryakisi olan insan bile ne yapıyor sabahtan? en azından güneş batıncaya kadar da güneş bat, e, ikindi vaktine kadar adam gibi sabrediyor be. İftar saati yaklaştıkça balatalar yemeye başlıyor ama buna rağmen yine e, kontrolü e, kaçırıp elden çıkarmıyor. İmsak vaktine kadar affedersin sehur ve iftar vaktine kadar sabretmesini biliyor. Allahu ekber dendiği zaman makaralar gevşiyor. Hürriyetine kavuşmuş gibi oluyor. Bu itibarla bu aya ne denmiştir? Sabır ayı denmiştir. Çünkü bir insan gerçekten açlık karşısında, susuzluk karşısında frene basması çok kolay olmayabiliyor. Burada sabretmesini bilen insan eğitilmiş Müslüman demektir ki bu aya bundan dolayı sabır ayı denmiştir. Bu aya sabır ayı denmesinden dolayıdır ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin meşhur hadis-i şerif vardır. Sizden biriniz oruçluyken biri size seb ederse, yani hakaret ederse, söverse, sayarsa siz deyin ki ben oruçluyum. Bak siz ve cezeu seyyiyetin seyyiyetun mithluha size birisi bir kötülük yapsa dengi bir kötülükle ona mukabele edebilirsiniz. Ancak burada Ramazan-ı Şerif'te dengi bir kötülükle mukabele etmiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ene saimun kardeşim ben oruçluyum diyorsunuz. Bunu deneyenler görmüşlerdir. Efendim ben oruçluyum dediğiniz zaman karşıki taraf gevşiyor. Daha insani e, davranmaya başlıyor. Sinir sistemini kontrol altına alabiliyor. Ve huve sabri. Ramazan ayı efendim sabır ayıdır. Dolayısıyla Ramazan orucuyla beraber bize neyi öğretiyor? Sabır öğretiyor. Sadece oruç değildir sabır. Mesela dört rekatlık sabah namazında zorlanan insanlar 20 rekat teravih namazında zorlanmıyorlar ki 20 rekat teravihin yanında yatsı namazı da vardır. Nereden bakarsanız 30 küsur rekat olmuş oluyor. Aşk ile şevkle iple çekiyoruz Ramazan-ı Şerif gelsin teravihleri kılalım diye. Hatta birçok kardeşimiz teravih sadece teravih kılma derdinde değildir. Hem teravih kılalım hem de hatimle kılalım diyorlar. Bu ayrı bir güzellik ayrı bir fedakarlık. Şimdi 20 20 rekatlık teravih namazında durunca bu da bir sabır ister. Her gece sabır ister, Ramazan boyunca da sabır ister. Dolayısıyla gündüzü sabırla deneniyoruz, gecesiyle sabırla deneniyoruz. Ve ve sabru sevabuhul cennetu. Ramazan ayı bize sabrı böylesini öğrettiğinden dolayı diyoruz ki ve sabru sevabuhul cennetu. Sabır Karşılığı nedir bunun? karşılığı cennettir. İnna Allaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. İnne ma yuwaffas sabirun ecrahum bi Herkese mükafatını hesaplı veririz ama sabredenlere mükafatlarını bi gayri hisab veririz diyor yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Ve şehrul muvasati. Ramazan-ı Şerif ayına bir de yardımlaşma ayı deniyor. Neden yardımlaşmayı deniyor? Gerçekten Ramazan'da kumanyalar hazırlanıyor. Yurt içinde, yurt dışında yetimlere, dullara, fakirlere, yoksullara efendim ikramlar yapılıyor. İnsanların sehabet damarları coşuyor. Ramazan-ı Şerif'te birilerinin sofrasında iftar olabilir miyim, sehur olabilir miyim anlayışı, yarışı elhamdülillah Müslümanlar arasında yaygınlaşmış oluyor. Dolayısıyla ve şehrul muvasatib. İlla iftar noktasında fakir fukaraya, garip guraba'ya olması şart mıdır? Elbette değildir. Komşumuz vardır, durumu iyidir. Bizim yaptığımız yemek çeşitlerinden bir çeşit ona göndermiş olsak, onda yoğurt yoktu, biz ona yoğurt göndermiş olsak veya bir nevi yemek yapmışız, mantı yapmışızdır komşuda yoktur, ona göndermiş olsak veya güzel bir hurma almışızdır iftar için komşuya da göndermiş olsak, bu da efendim bir yardımlaşma mıdır? Elbette yardımlaşmadır iftarına, iftar sofrasında sen de bulunmuş oluyorsun. Onun iftarına katkıda bulunduğumuz takdirde onun tuttuğu oruçtan allah Teala ondan kesmeden kendi hazinesinden bize de vermiş oluyor. Ramazan ayı gerçekten muvasat dediğimiz yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Biz bunu çevremizde hep görüyoruz. Efendim kuru gıdadaki veya birçok marketteki gıda ile meşgul olan kardeşlerimiz yüzlerce, binlerce Koli hazırlarlar. Gıda gıda kolisi hazırlarlar ki insanlar bana 100 tane koli ver, biri bana 500 tane koli ver. Fakir fukaraya dağıtacak. Bazen yurt dışındaki kardeşlerimize de göndermiş olabiliyoruz. Çadırlarda yaşayan kardeşlerimize de göndermiş olabiliyoruz. Bu itibarla Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Harami ı Şerif'te, Mekke'de, Medine'de hele o iftar sofraları ezan vaktinde ne güzel oluyordu, ne tatlı, ne güzel, ne bereketli oluyordu. Ramazan-ı Şerif Mekke'de, Medine'de bir farklı. Ülkemizde de bazı camilerde efendim iftardan önce caminin girişinde hazırlıkları yapılıyor ki Kocatepe camimiz de bunlardan birisi. Ee, orada e, zeytiniydi, hurmasıydı bir takım hazırlıklar. Vatandaş geliyor, hem ezan okununca iftarını yapıyor, e, azımsanamayacak kadar e, renkli renkli şeyler konmuş oluyor orada oraya. Ve ondan sonra beraber namaz akşam namazında cemaat kılmış oluyoruz. Evine gidip devam edecekler, devam edebiliyorlar. Yani elbette bu birçok camide vardır. Gerçekten güzel bir manzara oluyor. Cemaatin bunu görmesi, çocuklarımızın bunu görmesi Ramazan ayı dendiği zaman yüzlerin güldüğü, kardeşlerin kucaklaştığı, insanların birbirlerine ikram ettiği mükemmel ve bereketli bir ay akla gelmiş olur. Çocukluğumuzda Ramazan aylarında o zaman böyle elektrikler yoktu. Köylerde lüküsler vardı. Lüküsleri yakarlardı. Evlerden camilere lüküslerle insanlar giderdi. Karadeniz gibi böyle dağınık yerlerde bu lüküsler çocukların, çocuk olan bizlerin çok dikkatini çökerdi. Camiye gittiğimiz zaman o lüküsün havası bitince bazen de hava basarlardı. Bir anıydı, bir Ramazan hatırasıydı. Dolayısıyla o camilerdeki iftar sofraları, iftar heyecanları, ah keşke bu korona hastalığı olmasaydı sokaklarda, orada, burada insanların verdiği o iftar sofraları ayrı bir renk, ayrı bir güzellik hele hele yeni yetişen nesil ve gençlik için de güzel bir hatıra olarak efendim kalabilirdi. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerim. Ramazan ayı yardımlaşma ve birbirine destek olma ayıdır diyor Aleyhisselatu vesselam efendimiz. Ve şehrun yuzadu fihi rizqul mu'mini Öyle bir aydır ki bu ayda müminin rızkı ziyadeleşir, bereketleşir. İster zengin olsun, ister fakir olsun Ramazan'da sofraların rengi değişiyor. Bu da müminin rızkının bereketlendiğinin alameti farikasıdır. Şimdi sadece zenginlerin sofrası renkleşmiyor kıymetli kardeşlerim. Belki hem zenginlerin hem de fakirlerin Ramazan'da sofrası bereketleniyor ve gençlerimiz, çocuklarımız, aile bireylerimiz Ramazan'ı iple çekiyorlar. Hem teravihleriyle, camideki kalabalık cemaatiyle, hem iftar sofralarıyla, renkli renkli iftar sofralarıyla Ramazan ayı farklı bir aydır. Müminin rızkı artıyor diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ramazan Şerif ayında. Men fattara fihi saiben kâne lehu mağfireten lidunubihi. Burası da çok önemli. Bir insan ramazan Şerif ayında oruç tutan bir insanın iftarını sağlarsa, ona iftar edecek bir ikramda bulunursa, kâne lehu mağfireten lidunubihi. Bu sıradan bir ikram değil, sabahtan akşama kadar Allah için oruç tutan bir insanın iftarına destek vermek olduğundan dolayı her sadaka nezd-i ilahi de muteberdir, geçerlidir ama sabahtan akşama kadar oruç tutan bir insanın orucunun iftarını sağlamak Rabbimizin nezdinde o ikramı yapan kişinin günahlarının bağışlanmasına vesile oluyor kıymetli izleyenlerim. Dolayısıyla <laughs> Ramazan-ı Şerif'te talebesi olan e, Kur'an kurslarına, medreselere efendim e, o yavruların iftar sofralarına katkıda bulunmak elbette biraz daha farklı bir manzara oluyor. Hem Ramazan, hem iftar, hem de Kur'anla meşgul olan, ilimle meşgul olan insanların iftar sofrası olunca ayrı bir bereketi olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim lehu ve min Ve bu insan Allah'ın izniyle bu samimi davranışı sebebiyle cehennemliklerden azat listesine alınır. Ve kana lehu mislu ecrihi min gayri en min ecrihi şey'un. İftar verdiği insan oruç tuttu ya. O orucundan ne kadar mükafat aldıysa onun mükafatına Allah dokunmaz. Bir o kadar mükafat da iftar verene verir. Kulna dedi ki bu hadisi şerifi dinleyenler diyorlar ki biz dedik ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü Leyse kulluna necidu ma nuftiru bihi ev nufattiru bihi sahim. Her birimiz öyle iftar sofrası verecek imkana sahip değiliz. Her birimiz efendim iftar verecek bir imkana sahip değiliz. Yani bu ancak zengin işi olabilir. Fakirler bunu veremezler. Dolayısıyla bu e, sevaptan biz mahrum kalacağız. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem efendim buyurdular ki yu'tillahu hâde thevâben men fattara sâimen Evet. Allah Celle ve Ala Hazretleri bu sevabı kimlere verir? Menfattara fattara bir oruçluya iftar vermiştir. Ala mevkati lebenin. Yani bir bardak e, süt diyelim. Hatta halis süt değildir. Adam çok fakirdir. Süte biraz da su katmış. Yani bir parça süt verdi diyelim. Yani yarım bardak süt vermiştir. Sütle beraber. Ev <laughs> temratin veya bir hurma vermiştir hurma ile vatandaş iftar etmiştir. Ev şerbetin min ma'in veya bir meşrubat vermiştir, su vermiştir, iftarını sağlamıştır. Dolayısıyla illa tıka basa doyurmak şart değildir. Ve men eşba'a saimen. Bir oruçlu olan insana iftar vermek vardır. Yani orucunu açmaya vesile olmak vardır. Bir de oruçlu olan insanı iftarda doyurmak vardır. Hani yemek çeşitleriyle doyurmak vardır. وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا Bir insan oruçlu bir insana e, iftarını verir ve karnını doyurursa سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِي allah Teala o insanı benim havzı kevserimden içirecektir. Şarbeten öyle bir meşrubat ona içirecektir ki la o bir daha susamayacak. Hatta yedhul el cennete. Mahşer boyunca bir daha susamayacak cennete girinceye kadar. Cennete girdiği zaman, artık cennetin suları boldur, orada onlardan içecek. Ve huve şehrun. Bu Ramazan-ı Şerif ayı öyle bir aydır ki, evveluhu <laughs> rahmetun, ilk günleri rahmettir. İlk on günü rahmettir. Yani ilk on gününde gayreti diniye sahibi olan insanları Cenab-ı rahmetine garg ediyor. Rahmetiyle muamele ediyor. Ve evsetuhu mağfiretun, ikinci on günü ortası mağfirettir. Allah Celle ve Ala Hazretleri kullarını mağfiretiyle tertemiz pırıl pırıl yapıyor ve ahiruhu itkum minen niran minen nar şimdi evvela rahmetiyle tecelli etti sonra günahlarını sildi bağışladı şimdi de artık sizin listeniz eğer cehennemlikler listesinde adınız varsa onu sildik efendim cennetlikler listesinde yazdık noktasına geliyor وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَاَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ Ramazan ayı gelince gayrete gelen, işveren kişiler, fabrika sahipleri ve idareciler, bu kardeşlerimiz Ramazan orucu tutuyorlar Allah için, Allah rızası için. Bunların işlerini biraz hafifletelim. Ramazan münasebetiyle ağır iş vermeyelim derse, Allah Celle Celaluhu patronların ve idarecilerin, bu Allah için oruç tutan insanlara gösterdikleri bu müsamaha sebebiyle haydi sildim günahlarınızı, azat ettim sizi cehennemlikler listesinden deyiverir diyor kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bir sonraki hadisi şerifte kıymetli izleyenlerim İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyorlar. Kâne Resûlullâhi sallallâhu aleyhi ve selleme izâ dekhale şehru ramadâne Ramazan ayı girdiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atlaqa külle esirin ve a'ta külle sâilin Ne kadar esir varsa hepsini salı verirdi. E ne kadar efendim isteyen dilenci varsa hepsine daha önce verdiğinden farklı verirdi. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir dilenciyi boşa çevir, çıka, boşa gönderdiği pek olmamıştır. Ramazan'dan önce ve sonra da çok cömertti ama Ramazan ayında gelip de boş çevirdiği kimse olmamıştır diyor i̇bn Abbas radıyallahu anhuma. Bir de Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu anhuma'dan bir hadisi şerif nakledelim. Kal Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İnnel cennete muhakkak cennet tüzahrafu li ramadane ramazan ayı için süslenir diyor kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem min ra'sil havli ila havlin qabil. Yani yıl başından efendim bir daha yıla kadar yani e, Allah Celle ve Ala Hazretleri cenneti Ramazan dolayısıyla haydi süslen Ramazan geliyor. Ramazan ayında oruç tutanların karargahı sensin. Dolayısıyla Ramazan'da e, gündüzleri oruçla beraber geceleri de teravih ve teheccüd namazlarıyla sahurlarıyla bana yaklaşacak olan kullarımın dinlenip istirahat edeceği cennetsin. Onlara şimdiden hazırlan buyurur. Kal fe izâ kâne evvelü yevmin min ramazan Ramazan ayının birinci günü gerçekleştiğinde hebbet rihun tahtel arşi arşın tahtinden bir rüzgar eser min varakil cenneti cennetin efendim ağaçlarının yapraklarına değerek bir rüzgar eser alel huril in efendim şahin gözlü cennet hurilerinin üzerine böyle tatlı bir rüzgar eser. Tatlı bir rüzgar esince feyekul ne derler ki ya rab ya rab ey bizim Rabbimiz ic'al lana min ibadike ezvajan ayununa ve taqarr ayunuhum bina ya rabbi bize kullarından öyle eşler nasip et ki biz onları mutlu edelim onlar da bizi mutlu olsun etsin bizim kendileriyle kendilerin de bizimle mutlu olabileceğimiz eşler bize nasip eyle diye hurilerin dua ettiğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Bayhaki şuabul imanda bu hadisi şeriflerini rivayet etmişlerdir. Kıymetli izleyenlerin bu konuda son bir hadisi şerifi de Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den nakledelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz buyuruyorlar ki Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Yuferu li ummetihi fi ahiri leyletin fi ramadan. Yuferu li ummetihi aleyhissalatu vesselam Efendimiz ümmetinin bağışlanacağını fi ahiri leyletin fi ramadan. Ramazan-ı Şerif'in son gecesinde ümmetinin bağışlanacağını haber vermiş. Gıyla ya Resulallah şimdi son gecesi deyince elbette Ramazan-ı Şerifin son geceleri içerisinde çok önemli bir gece vardır. O da Ramazan e, içerisinde Ramazan'a damgasını vuran Kadir gecesidir. Acaba bu bağışlanma Kadir gecesini mi kastetmiştir son geceden diye sormuşlar Ali ve vesselam efendimize. Gıyla ya Resulallah ehye Leyletül Kadri. Kadir gecesi midir o gece? insanların ümmetinin mağfur olacağı, bağışlanacağı gece Kadir gecesini mi kastettin? Kâle <laughs> hayır hayır. Kadir gecesinin fazileti ayrı. وَلَاكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفَّ اَجْرَهُ اِذَا قَضَى عَمَلَهُ Bir yerde çalışan bir insan, bir eleman diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. E, işini bitirdiği zaman ücretini alır, ücretini hak eder. اِذَا قَضَى عَمَلَهُ Diyelim ki bir adam bir, bir e, arabayı tamir ediyor. biz bu, Bir buzdolabını tamir ediyor veya tarlaya geldi çalışıyor. Çiftçi e, çiftçilik yapıyor. Bu adam ile çalıştığına göre ücretini işi bitirdiği zaman alır. Haftalık çalışıyorsa hafta sonu alır. Aylık çalışıyorsa ay sonu alır. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te de insanlar Allah için bir çalışma yapmışlardır. Efendim oruç çalışması yapmışlardır mukabele çalışması yapmışlardır, teravih çalışması yapmışlardır. daha neler yapmışlarsa bütün bunlar Ramazan-ı Şerif'in ameliyesi içerisine girmiş oluyor. Dolayısıyla bu insanlar mükafatlarını ne zaman almış olacaklar? İşte son gece Ramazan-ı Şerif 30'da bitiyorsa 30. gece. 29'da bitiyorsa 29. gece yani Ramazan bitti mükafatlar dağıtılmış olacak diyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz. La velakinnel amile innema yuvaffa ecrehu iza qada amalehu. Amelini işini bitirdiği zaman ücreti kendisine tam olarak verilir. İşi bitmeden kendisine verilecek olanlara avans deniyor. Avans. Bana biraz avans verir misin? Ne demekmiş avans? Yani ben henüz ücretimi hak etmedim. Haftalık çalıştığıma göre hafta sonunda aylık çalıştığıma göre ay sonunda almam gerekiyor ama paraya ihtiyacım var. Şimdiden bana bir kısmını verebilir misin diye buna avans diyorlar. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in her gününün, her gecesinin elbette günahlarımızın silinmesinde, derecemizin yükselmesinde, nezd ilahiyede kabule şayan bir manzara oluşturmamızda etkisi vardır. Ama son günlere doğru bu çoğalıyor. Çünkü Kadir Gecesi'nde olduğu gece oluyor. Ayrıca birçok insanın itikafta olduğu, Allah'a yalvardığı günler oluyor. Ee, bayramın yaklaştığı, orucun doruk noktaya geldiği günler oluyor. Bu vesileyle Allah Celle ve Ala Hazretleri Kadir Gecesi'nde de veya son e, on gecede de e, bol bol atı yerlerde, lütuflarda bulunmuş oluyor ama hususen Kadir Gecesi farklıdır. Hususen Bayram Gecesi de farklıdır. Şimdi Bazıları, e, dinden imandan uzak olan bazıları Müslümanlara şöyle bir soru sorarlar. Kardeşim kişi dostundan sevdiğinden ayrıldığı zaman üzülür mü, sevinir mi? E üzülür diye cevap veriliyor. Peki o zaman siz Ramazan-ı Şerif bitince, Ramazan ayı bitince seviniyor musunuz yoksa üzülüyor musunuz? Niye bayram ediyorsunuz? Demek ki oruçtan kurtuldunuz, bunun bayramını yapıyorsunuz diyorlar. Cevaben, e, Kardeşlerimiz de diyorlar ki hayır siz yanlış taraftan bakıyorsunuz. Biz oruçtan kurtulduk diye bayram etmiyoruz. Günahlardan kurtulduk diye bayram ediyoruz. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü de itkum minen nar cehennemden azat günleridir. Dolayısıyla ilk 10 günü, ikinci 10 günü, üçüncü 10 günü biz oruçları ile, sadakalarıyla, ile, ile, iftarları Fakir fukaraya sahip çıkmakla, okuduğumuz ve dinlediğimiz mukabelelerle ne yapmış oluyoruz? Ramazan-ı Şerif'i gecesiyle, gündüzüyle en mükemmel bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Artık bayram gelince Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Günahlardan arınmış olmamızın bayramını yaşamış oluyoruz. Yoksa yemekten, içmekten kurtulduğumuzdan dolayı, yani yemek içmek bizim için serbest olduğundan dolayı değil. Yani biz oruçtan rahatsız değiliz. Seve seve orucumuzu tutuyoruz. Seve seve iftarımızı yapıyoruz. Seve seve teravih namazımızı kılmış oluyoruz. Kıymetli izleyenlerim, elbette orucu ve diğer ibadetleri Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde gerçekleştirmeye gayret etmek lazım ki sonunda ücreti alırken de tam ücret almış olalım. Çünkü ve hafifil himle fe innel aqbata sabun şadid efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Hazretlerine tavsiyede bulunurken diyor ki ya Eba Zer hafifil ال... e... ceddidi safine fe innel bahra yani e, gemin sap sağlam olsun çünkü okyanus çok derindir bunun dalgalar içerisinde batıp gidebilir gemin çok yepyeni olsun yani İmanın sapsağlam olsun. Fitneli, e, fitnenin hakim olduğu devirlerde, dönemlerde imanın tehlikeye girmesin. Daima imanın sapsağlam olsun. Ceddidi sefinete fe innel bahra amib ve haffifil himle fe innel akabete sa'bun şedid. Sırtındaki yüklerin az olsun. Çünkü önünde çok sarp yokuşlar var. Yani günahlar taşıyacağın günahlar çok olmasın. Sildir günahlarına. Bu yolculukta taşıyamayacağın günahları alma. Ne akhiris <laughs> el amele yaptın ameli çok halis samimi yap fe inennakiz basir. Çünkü kontrol eden çok iyi görüyor. Hiçbir şeyi kaçmaz ondan. Onun için Ramazan-ı Şerif'in sonunda güzel netice alabilmek için Ramazan-ı Şerif'te ve öncesinde yaptığımız amelleri A kalite yapmaya gayret etmek lazım. Kıldım oldu, tuttum orucu oldu, okudum Kur'an'ı oldu diyecek yerde namazı namaz gibi kılmak lazım. Orucu oruç gibi tutmak lazım ve kıymetli kardeşlerim okuyacağımız Kur'an'ı da yine hakeza. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin daha önceki derslerimizde geçmişti. Gece kalkıp kıldığı 8 rekat, 10 rekat veya 13 rekat vitirle beraber namazlarda 100 ayet okuyunca bitirecek zannediyordum diyordu sahabe. 200 oldu, 300 oldu, Süre bitti, öbür sure geldi. Nereden bakarsanız ve Selam Efendimiz 100 sayfaya yakın okuyordu. Hem de yavaş yavaş okuyordu. Rükûünde öyle yavaş yapıyordu. Seccesini de o kadar uzun tutuyordu. Yani ibadetten bıkmak yoktu. Dolayısıyla biz de ibadetlerimizin kalitesine, orucumuzun kalitesine, efendim namazlarımızın kalitesine dikkat etmeliyiz ki fe innen basîr çünkü bizim amellerimizin kalitesi Allah tarafından mükemmel bir şekilde tespit edilmiştir. Ücretler dağıtılırken bir arkadaşımıza fazla verildi, bize az verildiğinde bize kimse haksızlık yapmış olmaz. Bize kendimiz haksızlık yapmış oluruz. Onun samimiyeti fazla, onun ibaret kalitesi fazla, bizimki az olunca biz az almış oluruz. Kıymetli izleyenlerim, böylece bu hadisi şerifleri Rabbim bu akşam dinlemeyi, bugün dinlemeyi bizlere nasip etmiştir. Anlamayı, kavramayı, gereği gibi yaşamayı Rabbim her birimize nasip eylesin diyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı oruçlar, hayırlı teravihler ve hayırlı mebrur ve makbul ibadetler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Geçmişlerinizde rahmet olsun. Ramazan-ı şerifiniz gecesiyle gündüzüyle bereketli olsun. Rabbim Celle Velal Hazretleri çoluğunuzdan çocuğunuzdan yüzünüzü güldürsün. Helal bol bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Harama yalanan amerde muhtaç eylemesin kafa gözü açık olduğu gibi kalp gözü açık olanlardan gerçekleri görebilen basiret sahibi, ferase sahibi müminlerden olmayı Rabbim her zaman bize de çoluğumuza, çocuğumuza, talebelerimize, hocalarımıza, dost ve yaranlarımıza da nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.